Şu an 1990'larda yapılmış işlerin sergilendiği bölümdeyiz. Ve tabii ki bu galeri o dönemde ortaya çıkmış genç İngiliz sanatçıların izlerini taşıyor. Aynı zamanda Londra'nın çok kültürlü bir şehir olarak da ortaya çıktığı zamanlar olduğu için önemli bir dönem. Ve Londra'nın modern sanatın yeni merkezi olarak ilan edildiği bir dönem. Sanatın önemli bir merkezi olmasının yanı sıra Londra konu olarak da bu dönemde sanatçılar tarafından yeniden bir cazibe odağı olmuştu. Şu an Leon Kossoff'un Christ Church in Spitalfields tablosunun önündeyiz. Bu tablosunda kiliseyi olabildiğince sağa yatmış şekilde çizmiş. Bu sayede toplumsal dokunun ve şehrin ortaya çıkışına yardımcı olduğunu gösteriyor. Bence buradaki enerjik fırça darbeleriyle zamanın ruhunu ve kilisenin yeni ofis binalarıyla etrafının sayılmasının çok da zaman almayacağını ortaya koyuyor. Ve böylece karakterlerini sonsuza kadar kaybetmiş olacaklar. Yaşlı bir sanatçının Londra'yı betimlediği bir resmiyle günümüzden çok daha genç bir sanatçının resmini yan yana koymamız ilgi çekici oldu. Bu, Keith Coventry'nin 1994'te yaptığı East Street Estate adlı çalışması. Resme ilk baktığımızda 20. yüzyılın başlarından soyut bir esermiş gibi duruyor. Muhtemelen de Malevich gibi bir Rus sanatçı tarafından yapılmış. Ama aslında bunlar Londra'nın güneyindeki East Street Council Estate'in planını gösteren çok soyut, çok basit işaretlemeler ve bize oldukça basitleştirilmiş bir harita üzerinde binaların konumlandırıldığı yerleri gösteriyor. Chris O'Feely 1990'larda bu görmüş olduğunuz No Woman No Cry gibi resimleriyle ortaya çıktı. Sanatçının fırçası renkler ve enerjiyle dolup taşıyor. Karmaşık reçine katmanlar ekliyor ve dergilerden kesilen parçalarla kolajlar yapıyor. Bu resim öldürülen genç Stephen Lawrence'ın anısı için düzenlenmiş. Zimbabwe'ye öğrenci olarak yaptığı bir gezi sonrasında O'Feely sanatında fil gübresini potansiyel bir araç olarak kullanmaya başladı ve bunun ardından Londra Hayvanat Bahçesi'nden aldığı gübre toplarını tuvali üzerinde kullandı. Aynı zamanda bunları çalışmalarını yerden yukarıda tutacak dayanaklar olarak da kullandı. O'Feely'nin bu dönemdeki tuvallerinde çağdaş ve popüler kültürün de içinde bulunduğu birbirinden tamamen farklı birçok kaynak kullandığını görüyoruz. Çoğu zaman da bir tabloya yaklaşımı, bir hip-hop DJ ya da bir rapçi gibi. Yani yeni bir şeyler ortaya çıkarabilmek için tamamen farklı parçalardan örnekler alarak bunları birbiriyle harmanlıyor. Bence bu oda sanatçıların daha geniş bir toplumla fikirlerini paylaşabilmek için aradıkları farklı yolların ruhunu yansıtıyor ve tamamen 1990'ları özetleyebilecek çalışmaları içinde barındırıyor.